Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elektrikçiye dün gittim. Bağlantı kablosunu aldım abi. Kablosunu değiştirdim abi. Kabloyu da yeni aldım abi. Sigortalı prizin çıkan kablosu kötüydü abi. Bak bunun önce kablosu da bazen kötü ama iyi gidiyor ama. Ama bunda toplak yok ama abi. Bunda toplak olacağı için toplak bağlı mı değil mi? Minnet çünkü bilemez. Minnet çünkü bilemiyor. O yüzden diyorum yani diyelim ki yeni bir tane bir toplaklı bir kablo alırım dedik. Yeni bir tane bir toplaklı bir kablo alıp buna bağlayalım dedik yani. Bağladıktan sonra bağlayıp yani bunu o yüzden bunu direkt testimizi ederim dedik. Ondan sonra testimizin yapmıştık sonra. Toplaklama ayrıca toplaklama bağlı mı değil mi? Toplaklamayı biz bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar toplaklamayı testini nasıl edebilirim abi? Bunu yorumlarda yaz. Arkadaşlar bizim var ya kontrol kalemlerimiz kaybolmuş abi. Kontrol kalemini de bulamıyoruz artık. Gerçekten bulamıyoruz öyle diyeyim. Takın aletim dağılmış. Dağılmaya başlamış abi. Evet gerek yok. Geçen ben kontrol kaleminle ben şu toplak sigortalı prizin üzerindeki toplak teri var ya toplaklama teri. Şu. Ben bunu dendirmeye denemiştim. Olmuyormuş abi. Göstermiyormuş. Kontrol kalemi toplaklama kablosunun buraya kadar ölçmüyormuş. Ölçmüyorsa minnet çünkü bağlı mı değil mi? Onu ben de bilmiyorum. Bağlı mı değil mi? Öyle şeyler korkuyorum. Yorumlarda yaz. Bunun testini nasıl edebilirim diye yaz. Yaz abi. Yorumlarda yaz. Yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bu artıyı buraya bazı elektrikçiler nasıl testini uyguluyorlar biliyor musun abi? Bak bir tane şuraya artı kablosunun bir tane buraya kablo takıyorlar. Kabloyu takıp kısa devre yapıyormuş gibi toplaklamayı terini buraya yapıp testini böyle uygulayabiliyorlar. Bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Bizim de böyle uygulamamıza gerekiyor. Onu ben de bilmiyorum abi. Yani. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi kontrol kalemini ölçsen de yani benim hiçbir şey daha çok ölçülemem aletim yok benim abi. Çünkü kontrol kalemi gösteremez. Toplaklama kablosu bahçe var ya bahçe. Bahçede toplak oluyor ya. Hava yağmur yağdığın zaman bir şey çiçek çaktığın zaman onu gigeler hayat kurtarması için yapmışlar abi. Bağlı değilse ama patlarsa yoksa ayda elektrik patlamasın diye elektrikçiler özel bir testini uygulayacaklar. Testini nasıl uygulayayım abi? Kontrol kalemini denedik. Kontrol kalemi göstermiyor. Abi yani. Testini uygulamak için bağlı olması için bunu nasıl testini uygulayabiliriz? Yorumlarda yaz. Bilen kişi bu usta izliyorsa acil direkt bana yorum gelsin. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Ama yani abi elektrikçiler öyle şeyler toplaklama bağlı mı değil mi? Öyle şeyler ölçmesi, bilmesi, araştırması gerekiyor. Testini yapmazsa yoksa toplaklama bağlı değildir. Arıza yaptı, elektrik kaçağı olmuştur. Bahçede çiçek çaktı, ceylan çaktı, herkes öldü düşün. O yüzden bana yorumlarda acil dilek yorumlarda gelsin Emir abinize. Şimdi bunu kablo şıkı çok kalın geldiği için gençler. O yüzden
Ben bunu şunu salmıştım abi. Şunu saldım. Toplamaya çalışmıştım yani, görmüş oluruz gibi yani kabloyu. Kalemelsiz de komple saldım abi. Kalemelsiz de topladım. Kalemelsiz de biz 10 numara yaptık abi. Yani abi, bu Sicortre Pris eskiden babam Almanya'da yeni yurt dışından getirmişti. 5 sene oldu abi. Aidit Elektrik 2018'inde, senesi kaç senesi olmuştur? 2017'de, 2018, 2018'inde getirmişti babam da Almanya'da. 2018'de senesini sayalım. 2018, 2019, 2020, 2021. Arkadaşlar, bu prizimizin 5 sene 6 sene gösterir abi. 5 sene 6 senelik altılı elektrik skortri prizimiz hala 6 senedir bizde takılı, Aydet Elektrik'te takılı duruyor abi. Onun kablosu uzun geldiği için, kabloyu kısaltmak için o yüzden onu kesmiştim. Elektrik bantını salmıştım abi. O yüzden kötü olmuştu. O yüzden dikkatimi çekti. O yüzden kabloyu aldım abi elektrikçiden. O yüzden kestim. Kesik de yani kabloyu. Kesik kabloyla yeniden, mavi kalemelsi var ya, mavi kalemelsi yeniden taktık, bağladık abi. Yeniden bağlamıştık yani. Bağlamıştık tekrar kalemelsine. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Elektrik sistemini yeniden yapmış tak tak. Yaptıktan sonra bağlamıştık. Olmuş olduk. Şimdi elektrik varken ben buna da elemiyorum. Etmiyorum yani şu hani. Toplaklama hangi kablo olduğunu, hangi lenge olduğunu biliyorum. Sarı kablo biliyorum da ama. Bağladıktan sonra prizin içinden bir yerden bozuk düşün. Çalışmıyorsa onun testini nasıl uygulayabiliriz diye, bunu yorumlarda yaz diye, aynı şeyi ben bunu tekrarı sorayım. Çünkü arkadaş bunu yorumlarda atsın. Çarabı doğru yazıyorsunuz yorumlarda. Direkt yorumlarda çarabını doğru yaz. Yorumlarda yazın diyorum ama siz her seferim yorumlarda yazmıyorsunuz. Bilen kişi, çünkü Aydit Elektrik Usta izlemiyor çünkü. İzlese yorumlarda atar. Çünkü bunu yorumlarda tekrarını anlatayım da abi takipçileri. Hangi bilen elektrikçi anlıyorsa onu yorumlarda beklesin, yazsın direkt. Doğru da yazsınlar. Tobelereyle de değdirmem gerekiyor. Yoksa şeyle de değdirmem gerekiyor. Perkepeyle de değdirmem gerekiyor. Hangi aletle kullanmam gerekiyor? Toplaklamayı testini edebilmek için. Acil direkt yorumlarda gelsin. Gelsin direkt. Evet, şimdi bunu da her şeyi yorumlarda yazmayı unutmayın abi. Yorum kesin gelecek. Kesin gelmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum çünkü. Bu son tekrar ediyorum. Acil direkt yorum gelmesine rica edelim. Ben de sana söyleyeyim. Elektrik kontrol kaleminde bir şey yapamıyormuş, yaratmıyormuş. Toplaklamada, çünkü elektrik sistemi olmadığı için toplaklamadan kablosu bahçenin altına giriyor çünkü. Bahçenin altında bir cihazı var, oraya gidiyor. Onun testini nasıl uygulayabiliriz onu yorumlarda belirtin, yazın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bak, görüşmek üzere. Toplaklama priz testini nasıl uygulayabiliriz? Nasıl uygulanır? Onu yorumlarda, acil direkt yorumlarda gelsin. Tekrarını son keze söylüyor. Soruyor Emil abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendine iyi bak. Aydın Elektrik'te kalın. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay? 10 dakikada görüşmek diliyorum. Sonuna geldik. Bay bay.